Birinci derece doğal sit alanı statüsündeyken Cumhurbaşkanlığı kararıyla özel çevre koruma bölgesi olarak değiştirilen Salda Gölü kıyısına millet bahçesi yapılacak. CHP'de Salda'ya dokunma başlıklı bir basın açıklamasıyla 30 Temmuz'da Salda Halk Plajı'nda olacak. Şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer'le birlikteyiz. Merhabalar Gülizar Hanım. Yarınki eyleminizin kapsamı nedir? Neden millet bahçesi yapılmasına karşı çıkıyorsunuz? Salda Gölü'nün ekolojik önemi nedir? Bunları sizden duyabilir miyiz? Şimdi Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen kumu, canlı kuma sahip Türkiye'nin tek gölüdür ve Türkiye'nin de en derin göllerinden birisidir. Salda Gölü'nün etrafında gerçekten inanılmaz bir doğal güzellik vardır ve Salda'yı ziyaret edenler bu Salda'nın o doğal güzelliğiyle büyüsünde ciddi şekilde etkilenirler. Burasının bir millet bahçesi şeklinde dönüştürülerek imara açılması ya da millet bahçesi olarak yapılaşmaya açılması durumunda Salda'nın bu doğal güzelliği yok olma riskiyle karşı karşıyadır. İkinci olarak Salda Gölü'nü besleyen kaynaklar üzerinde de barajlar, HES'ler yapılması düşünülmekte. Bazıları yapılmış durumda ve Salda'nın da bu şekilde hem millet bahçesiyle bir yapılaşmaya ve insan popülasyonu açılması, ardından da bu baraj ve HES'ler nedeniyle ciddi bir yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır Salda. Bizler ülkemizin yok olmaya yüz tutmuş, kirlilik ya da iklim krizi nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş doğal göllerini ve doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere de bırakmak gibi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. O yüzden Salda Gölü'nün yapılaşmaya açılacak, Salda Gölü'nde rantı açacak, Salda Gölü'nün doğal güzelliğini ve doğal yapısını bozacak bir ihalenin yapılmasına ve millet bahçesine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Yine Salda Gölü'nde bu özellikle çok milyon yıllara dayalı bir oluşumun ardından kendine has endemik bitki türlerinin de yaşadığı bir bölgedir Salda Gölü ve bu millet bahçesi ile oyun alanları, yerleşim alanları, bisiklet parkurları gibi bir takım yapılaşmalar ile Salda Gölü çevresindeki bu düzenleme ciddi şekilde de bu endemik türlerin yok olması neden olacaktır. Bir diğer noktası da Salda Gölü'ndeki yapılan imar plan değişikliği şu an askıdadır. Henüz daha askıdan inerek itirazlar görüşülüp kesinleşmiş de değildir. Bu tür askıda henüz kesinleşmemiş bir imar planına ilişkin ihalenin açılması da hukuken de mümkün değildir. Bu nedenle de hem vatandaşlarımız Salda'ya sahip çıkmak, Salda'nın o sessiz çığlığına ses olabilmek ve gerek imar, gerek bu ihaleye girecek firmalara, gerekse ihaleye çıkartanlara Salda'nın o sessiz çığlığını duyurmak için yarın saat 14'te vatandaşlarımızla, partilerimizle ve Salda'nın bu doğal güzelliğinin farkında olan bütün Salda'yı seven ve ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkmak isteyenlerle orada Salda'nın sessiz çığlığına ses olmak istiyoruz. Peki Gülizar Hanım, bu yapacağınız basın açıklamasıyla birlikte imarı iptale kadar götürecek bir kamuoyu oluşturabileceğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi doğal haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bunca zamandır verdiğimiz tüm halk mücadelelerinde ve destek verdiğimiz halk direnişlerinde mutlaka sonuca ulaşılması sağlanmıştır. Bu nedenle bizi yönetenlerin bugün vatandaştan daha işte çevre dostu bir Türkiye için oy isteyenlerin, doğa dostu bir Türkiye için oy isteyenlerin aslında vatandaşlarımızın bu güçlü sesine duyarsız kalabileceklerini düşünmüyoruz. Ve eğer halk isterse, eğer halk bu konuda gereken sesi yükseltebilirse hem ihaleye girecek olan firmaların hem de bu ihaleyi açanların vicdanları Salda'nın sesini duyacaktır ve mutlaka halkın direndiği ve halka rağmen bir projenin hayata geçirilmesi de mümkün olmayacaktır.
Peki son bir sorum olacaktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha önce Salda Gölü ile ilgili imara açılması, etrafının betonlaşması asla doğru değildir. Böyle iddialar söz konusu olamaz diye bir açıklama yapmıştı. Ancak şu anki durum bunun tam tersini gösteriyor. Bu süreçle evet. ilgili, bu sürecin değişikliğine yönelik ne söylemek istersiniz? Şimdi ben Sayın Bakan'ın başka yerlerle ilgili açıklamalarını da takip ediyorum. Örneğin dedi ki işte altın, siyanürlü altın aranmayacak. İşte Kaz Dağları zarar görmeyecek. Ama bugün geldiğimiz noktada elbette siyanürlü altın aranmayacak ama tonlarca siyanür kullanarak altınlar ayrıştırıp Kaz Dağları perişan edilecek. Su kaynakları yok olacak ve ormanlar talan ediyor. Bakanımız bu konuda da bir zamanda bir açıklama yapmıştı. Birçok açıklamaları benzer şekilde. Ben sadece bakana diyorum ki ya danışmanlarını bir değiştirsin, ya etrafında bu konuda bilgi verenleri uyarsın. Kendisi yanıltılıyor. Kendisi her zaman olduğu gibi kandırılıyor. Öncelikle Millet Bahçesi projesini incelesin. Millet Bahçesi projesinde oyun alanları, konaklama yerleri, bisiklet parkurları gibi düzenlemeleri görsün. Hani bu konuda biz de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanını da uyarmış da olalım. Çünkü yaptığı açıklamalarla gerçekten gerçeklerin ortaya çıkması durumunda da bir bakan olarak çok komik duruma düşüyor. Önce Millet Bahçesi projesini incelesin, ondan sonra bu açıklamaları yapsın ki vatandaşımız her şeyin farkında, amaçlarını biliyoruz. Vatandaşımızın bu direnişini, vatandaşımızın bu doğaya ve Salda Gölü'ne sahiplenişini kırmak, vatandaşı yanlış yönlendirmek ve yönetmek istiyorlar. Ama bizim vatandaşımız her şeyin farkında. Bakan ya danışmanlığını değiştirsin ya da önce bir projeyi inceleyerek böyle komik durumlara düşmekten kurtulsun.